Merhabalar arkadaşlar. Şimdiki dersimizde ise Google Fonts'un nasıl kurulacağını ve kullanılacağını anlatacağım. Öncelikle bunun için Google'a giriyoruz. Ve arama bölümüne Google Fonts yazıyoruz. Çıkan fonts.google.com adresine giriyoruz. Ve burada zevkimize uygun bir font seçiyoruz. Burada dikkat etmemiz bir şey var. Etmemiz gereken bir şey var. Her font Türkçe karakterleri destekleyemeyebiliyor. Bu yüzden seçim yaparken deneyelim Türkçe karakterleri. Ona göre seçim yapalım. Benim en çok kullandığım birkaç tane font var. Burada onları kullanacağım. Bunlardan biri Open Sans. Diğeri ise Exo 2.0. Şimdi öncelikle burada bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bu fontu tıklıyoruz ve açılan pencereye tıklıyoruz. Buradaki bizim bir önceki videomuzda bahset bir önceki değil ondan önceki videomuzda bahsettiğim head taglarından link tagını görüyoruz. Burada bir stil dosyasının davetini görüyoruz web sayfamıza. Hemen davet edelim. Bunu stil.css dosyasının üstüne koymaya dikkat edelim. Önce fontları algılasın çünkü stil.css'te bu kodları aktif edeceğiz. Diğer fontumuz ise Exo 2 idi. Siz buradan tek tek arayabilirsiniz. Ben isimlerini bildiğim için direkt arayıp ekliyorum. Şimdi Exo 2'yi de sayfamıza dahil edelim. İki fontumuz da şu an hazır. Bu fontlardan altta gördüğünüz gibi nasıl kullanılabileceğinden bahsediyor. Bunu bahsetmeden önce size bir şeyden bahsetmek istiyorum. Önce Exo 2'yi bir devre dışı bırakalım. Open Sans gelsin. Tamamdır. Burada Customize'e giriyoruz. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi font ayarları var. Light 300, Light 300 Italic, Regular 400, Semi Bold, Bold, Extra Bold. Ve burada da bir yüklenme hızı göstergesi var. Şimdi burada biz bir fontu seçtiğimiz zaman varsayılan olarak regular 400 geliyor. Ve bu hızlı görünüyor. Yalnız font seçimi yaparken sadece kullanacağınız fontları buradan seçmeniz gerekiyor. Eğer sadece normal karakter kalınlığında bir font kullanacaksanız varsayılan olarak regular 400 işinizi görür. Fakat siz tek bir fontta hem ince hem normal hem de kalın bir font kullanacaksanız bunları burada seçmeniz gerekiyor. Ayrıca italik içinde ayrıca seçim yapmanız gerekiyor. Ve bu da sizin gördüğünüz gibi hızınızı yavaşlatabiliyor. Bu yüzden kullanmayacağınız özellikleri seçmemenizi öneriyorum. Ne olabilir? Mesela Open Sans'ı sadece başlıkta kullanacaksınızdır. Başlığı ne düşünüyorsunuzdur? Kalın olsun diyorsunuz. Sadece kalını seçebilirsiniz buradan. Örnek veriyorum. Biz buradan sadece Light'ı seçelim. Regular bir de kalını seçelim. Ve embed koduna gelelim. Gördüğünüz gibi embed kodumuz güncellendi. Buna dikkat etmek istedim. İlk önce kasıtlı o şekilde aldım fontu. Çünkü bu şekilde aldığınız zaman kalın Open Sans'ın kalın versiyonu yani 700 font weight olarak geçer CSS'de. 700'lük font weight'i alırsanız font kalınlığını göstermeyecektir. Ha, yalnız bilgisayarınızda Open Sans yüklüyse, Open Sans fontunu bilgisayarınıza yüklediyseniz o zaman görünür. Fakat bilgisayarında Open Sans yüklü olmayan kişiler bu kalınlığı göremeyecektir. Bu yüzden seçtiğimiz kalınlıkları buradan tekrar hem Open Sans için hem Exo için yeniden
belirtiyoruz. Bakın arkadaşlar, piyasada birçok web sayfasında benim web sayfam yavaşladı. Neden bu kadar yavaş? Neden 5 saniyede, 6 saniyede açılıyor gibi sorular sorarsınız. Bunların soruyorlar. Bunun bir nedeni de Google Font'tan rastgele gelişi güzel hepsinin seçilişidir. Şimdi bunların her biri ekstra kaynak ve zaman gerektiriyor. Siz buradan gelir hepsini seçerseniz web sayfanız hepsini yükleyeceği için ne olur yavaşlar. Bu yüzden sadece tasarımınızda olanları alın ve tasarımınızı da çizerken Photoshop'tan ya da hangi programı kullanıyorsanız mümkün olduğu kadarıyla buna dikkat edin. Gelişi güzel, font kalınlığı belirlemeyin çünkü bunu HTML'ye dökerken hız problemi yaşayabilirsiniz. Burada da ben sadece light, regular ve yine bold'u almak istiyorum ve yeniden embed kodunu alıyorum. Şimdi burada her fontu seçtiğimizde bu fontu kullanmamız için gereken CSS kodunu da aşağıda belirtiyor. Şimdi ben sayfayı yenilediğimde bir değişiklik olacak mı? Olmayacak. Kaynağı görüntüle dediğimizde halbuki burada bu kodları dahil ettiğimizi göreceksiniz. Fakat çalışmayacak. Neden? Çünkü HTML'nin bunu CSS dersinde ayrıntılı geçeceğim. Çünkü bu CSS dersini kapsıyor. Çünkü ben burada CSS kodunu herhangi bir tag'a atamadım. Örnek veriyorum. Bu atamayı yapayım şimdi. Diyeyim ki HTML body'ye gelelim, bunu ekleyeyim. Ben ne demiş oldum? Body tag altındaki her şeyin font tipi EXO 2 olsun dedim. Şimdi bu otomatikmen değiştiğini göreceksiniz. Ctrl F5 yapalım. Chrome key çaldı çünkü. Gördüğünüz gibi yazı tipimiz değişti. Bir de hem aşina olun yavaş yavaş. Başlığa bir ayrı font atayalım. Bir de paragraf tagımıza ayrı bir font atayalım. Şimdi genel hatta paragrafı atamayalım. Genel atadığımız için başlığa sadece Open Sans'ı atayalım. Gelelim buraya. Open Sans'ı atamak için gerekli CSS kodumuzu buradan öğreniyoruz. Gördüğünüz gibi Open Sans burada. Gelip bunu biz başlığımıza atalım. Şimdi böylelikle başlığımız Open Sans fontunda görünecek. Gördüğünüz gibi hemen değişti. Paragrafımız da EXO 2 fontunda görünecek. Size burada birkaç önerim var. Web sayfalarında 2'den fazla font kullanmayınız. Bunun nedeni performans kaybıdır. Eğer 2'den fazla mümkün olduğunca kullanmayınız. 2'den fazla font kullanırsanız hızlı fontları seçiniz. Google'daki her fontun hızı aynı değildir. Örnek veriyorum, bir EXO fontuyla Raleigh fontu aynı hıza sahip değildir. Raleigh daha yavaştır mesela. Bunu da göz önünde bulundurarak seçiminizi yapın. Bu birincisi. İkincisi, mümkün olduğu kadar az font, en fazla 2 dedik. İkincisi ise seçtiğiniz fontların hızını kontrol edin. Üçüncüsü, Türkçe karakter problemi sizin için yaratıp yaratmayacağına dikkat edin. Çünkü her font Türkçe karakterleri içermiyor biliyor. Ha, Türkçe karakter sorunu yaşamazsınız. Örnek veriyorum, Ç, Ş, R, Ü yine görünür. Fakat varsayılan olarak hangi işletim sistemini kullanıyorsanız o işletim sisteminin varsayılan fontunda görünür. Bundan dolayı bu noktalara dikkat etmenizi öneriyorum. Şimdi ek bir şeyden daha bahsedip bu ders videomuzun sonuna gelmek istiyorum. Burada gördüğünüz gibi seçilmiş olan font weight'ler, yani font geniş büyüklükleri, kalınlıkları bulunuyor. Bunları nasıl atayabilirim? Örneğin ben EXO 300'ü tanımlamışım. Ve 400'ü ve 700'ü. Ben paragrafta EXO'yu kullanmıştım. Gelin bu geneline font weight'ten 700 yapalım. Birazdan şimdi kalın olarak ekrana yansıdığını göreceksiniz. Gördünüz. 300 yapsaydık da normalden daha ince görecektik. Evet, gördüğünüz gibi. Font kullanmanız, Google font kullanmanız sizin için
tasarımsal olarak gerçekten önemli etki yaratacaktır. Hem Google fontlar ücretsizdir. Piyasada diğer ücretli fontları kullanmayınız. Hani parasını satın almadan kullanmayınız. Beğendiğiniz bir font varsa satın alıp tabii ki lisansıyla kullanabilirsiniz. Fakat Google size bunu ücretsiz kullanabilmenizi sağlıyor. Bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.